artık sende dursun. Evet bazen en yakın dostların bile yollarını ayırabiliyor. Derin mevzu yani. Derin mevzular zamanla kıyıya vurup sığa ulaşır. Ekber'le bundan sonra çok sık görüşeceğiz. Onu tanıdıkça daha çok seveceksin evladım. Baba. Hayırdır, ne yapıyorsun? Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda. Poyraz müjde. Ne oldu? İki tane yeni müşteri çıktı. Hadi ya. Akmasa da damlar hiç olmazsa çarkı döndürür. Eyvallah. Bak şu işe. Bir hayır işi yaptın, aradan iki saat geçmeden işlerin açıldı. İnanıyorum abi ben böyle şeylere. İnan Atilla, inan. İnan da böyle şeyleri fazla dillendirmeden inan. Arkadaşlar şimdiden iki firma ayarlamışlar. Poyraz'dan malzeme alacaklarmış. Poyraz'ın bizden haberi olmasın. Merak etme abi. Sıkı sıkı tembihledim. Kuzey Bey, sakıncası yoksa bir soru sorabilir miyim? Sakıncası olup olmadığı sorunuza bağlı. Bugün topladığım haberleri hemen yapacak mıyız? Hayır. Şimdilik saklayın. Zamanı gelince size söyleyeceğim. Peki. Dikkat ettim, bugün yüzünüz hiç gülmedi. Bir nedeni var mı? Tek soruyla asla yetinmiyorsun değil mi? Alo. Merhaba abi, nasılsın? Şimdi daha iyi oldum, sen nasılsın? Sağ ol abi. Abi ben sana geçen gün biraz ayıp ettim. Estağfurullah. Kusura bakma. Biliyorsun kafam biraz karışık. Hem kafamdakileri konuşmayı hem de şu ayıbın özrünü dilemek istiyorum. Abi söyle, neredeysen yanına geleyim. Mühim değil. Sen neredesin? Tamam. Ben yaklaşınca seni ararım. Buluşur konuşuruz. Tamam abi. Kusura bakmayın Mukadder Hanım. Sizi hemen bırakacağız. Benim bir işim çıktı. Akşam yemeği iptal yani. Maalesef. Başka bir akşam yeriz. Sizi çok mutlu edecek biriyle buluşacaksınız galiba. Baksanıza koca gün gülmeyen yüzünüz. Şimdi gülmeye başladı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay. İyi akşamlar. Ne haber? İyi, senden? Aman be, ne olsun. Sen çıkmamışsın hala. Ya seni bekledim. Bir şeyler getireceksin diye. Boşuna beklemişsin. Haber yok. Demek yüzün ondan asık. Gibi. Gibi. Evet. Ne oldu sana böyle ya? Beykoz yaramamış sana. Yalnızım Veysel. Bir başıma. Tabii senin sevgilin var. Bunu anlamam biraz zor. Ya. Evet. Kuzey Bey bugün seni hayal kırıklığına uğratmış. Yok
O zaten çok meşgul birisi. Kafasında sürekli bir şeyler var. Hep onlarla meşgul. Elektrik alamıyorsun yani. Yani. Ayrıca zaten galiba... Aman neyse boşver. Hadi kalk, istersen içmeye gidelim. İçin döker açılırsın, rahatlarsın, konuşuruz. Yok sağ ol, ben bir yere gitmek istemiyorum. Burada oturacağım. Yine telefon bekleyeceksin yani. Evet, ne olmuş? Olmuş bir şey olmuş. Sen kıskanmışsın Kuzey Bey bugün. Bana bak, adamın hayatında başka bir kadın mı var yoksa? Büyük ihtimalle. Saçmalama Kontes. Sana öyle gelmiştir. Adam yoğun adam. İşi gücü var ya. Sen anlamazsın Eser. Kadınlar hisseder. Yani bana böyle bir his geldiyse... muhakkak gerçeklik payı vardır. Hem zaten bana ne? Ne? Ceylan beni ziyarete geldi abi. Haberim yoktu. Yine seni sıkıntıya sokmadı inşallah. O manada bir sıkıntı yok abi. Uzun uzun konuştuk. Birbirimizi anlamaya çalıştık. Garip bir duygu. Bana öyle gözlerle bakıyordu ki... çektiği acıları tek tek görebiliyordum. Beni anlamıştır umarım. Belki ona kötü davrandım ama... isteyerek olmadı. Hilal'in senin içinden geçenleri anlaması için... ona kendini anlatmana lüzum yok Poyraz. Çünkü o senin annen. Onu oturdukları yerin girişine kadar takip ettim. Modern bir hapishanede... Cahit Akman'la birlikte yaşıyor. Bu korkunç bir şey. Bu acıya nasıl katlanmış yıllarca? Bunları düşünürken... sana da ayıp ettiğimi anladım abi, kusura bakma. Ziyanı yok. Küçüklerin büyüklere darılma hakkı vardır. Ama büyükler küçüklerine darılmazlar. Üzme kendini artık. Afiyet olsun. Benimle başından beri uğraşan güya İhsan Duranlı diye müteahhitmiş. İçeriye almışlar. Biliyorum, haberim var. Ben İhsan Duranlı'nın bu işin arkasındaki adam olduğuna inanmıyorum. O da Cahit'in kurbanlarından biri. Suçu onun üstüne yıktılar. Abi ben diyorum ki... sen şu dedeyle bir konuşsan. Beni tekrar içeri soksanız. İhsan Duranlı'yı alsam. Bir güzel konuştursam. Bir dökülse. Ah be oğlum. Delikan dedikleri bu işte. Olur mu hiç öyle şey? Yine sabır mevzuna mı gireceğiz abi? Sabır mevzuna girmeyeceğiz. Ama adam konuşturmak için içeri de girmeyeceğiz. Abi bu Cahit Akman, benim babamın ve bir sürü günahsız insanın katili. Diyeceğim o ki, beni bu meseleye karıştırmak istemediğini biliyorum. Ama ben bu savaşta sen istesen de istemesen de yanındayım. Sana söz veriyorum Ekber abi. O pisliğin imparatorluğunu yıktığımız gün sana amca dediğim gün olacak. Kanun Şevki sözü. Gel bakayım buraya. Gel bakayım yeğenim.